Canlarım selam. Ben Deniz Emre Hocanız. Bilgisayar mal matematik yazarlarından nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Çalışmalar dolu düzgün gidiyordur. Bugün sizinle birlikte Bilgisayar Mal TYT Geometri Soru Bankası'nda çemberde uzunluk kavramına bakacağız. Gelin hemen sahnemizi çevirelim ve konu anlatımı başlamadan önce beğenip takip edip yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Şimdi TYT ve kirişin özelliklerine başlayacağız. İlk başta kirişin özelliklerinden biraz bahsedeceğiz. En önemli özelliği de şu zaten. Merkezden kirişe indirilen dikme kirişi iki eş parçaya ayırır. Bizim merkezimiz burası. Kirişimiz burası arkadaşlar. İndirmiş olduğumuz dikkat edin şu dikme ne yapıyormuş? Kirişi iki eş parçaya ayırıyormuş. Konunun ilk önemli kısmı bu. Zaten bu testin ağırlık olarak çözeceğimiz soru çeşitleri de bununla ilgili. Şimdi geldim hemen birinci soruma baktım. Elimde o merkezli bir çember var. Burada dikliği bana vermiş. O zaman ben şunu biliyorum arkadaşım. Şu parçanın uzunluğu bu parçanın uzunluğuna eşit. Ve dikkat edersen bu çemberin yarıçapı da 5 birim. O zaman yarıçap bizim çemberimizin en güçlü silahıydı. Yani sen burayı da çizersen 5, burayı da çizersen 5, burayı da çizersen 5. Tabii ki O ile A'yı birleştirirsen de 5 olmak zorunda. Geldin buraya 5'ini yazdın. Devamında bizden AB'nin uzunluğunu istemiş. O zaman şurada bir üçgen çıktı. Dikkat et dik üçgen. Hipotenüsü 5. Dik kenarın biri 4. Diğer kenar kaç geldi güzel insan? Tabii ki 3 geldi. Çünkü 3, 4, 5 üçgeni. O zaman şurası da 3. Buradaki AB kirişinin uzunluğu 6 birim gelir. Birinci soru böylelikle B şıkkı olur. Şimdi geçelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda bu sefer ne yapmış arkadaşlar? Kirişin uzunluğunu vermiş. Bir tane yine uzunluğu bana vermiş. Büyük bir ihtimal çemberin yarıçapını isteyecek. Bu sefer tersten işlem yapacağım. Ne yapacağım? Hemen seninle birlikte merkezden kirişe dikmemi ineceğim. Bu dikmeyi indikten sonra neyi biliyorum? Kirişin toplam uzunluğu 11 birim. Ortadan ikiye bölecek 5 birim. O zaman şu 8'i ne yapıyorum? Siliyorum. Şuraya 5 yazıyorum. Tamamı 8 ise buraya da 3 kaldı. Peki 3'ü var 5'i var. O zaman şurası kaç geldi? 4 geldi güzel insan. Benden ne istedi bu sefer? Yarı çapı istedi. Hemen ne yapalım? Bu sefer yarı çapı canlarım. Şurada bulalım. O ile B'de birleştirme yapıp şuraya R diyelim. Ve şu üçgende bir Pisagor teoremi yazalım. Kenarlardan birisi 4, diğeri 5. O zaman R'yi bulurken ne yapıyoruz? Tabii ki R kare eşittir. 4'ün karesi artı 5'in karesi diyoruz. O zaman R kare eşittir. 16 artı 25 gelir. Buradan R kare eşittir. 41 çıktı. R dediğin ifade kök 41 geldi. Hemen cevabın Diyarbakır şıkkında olduğunu gördüm. Bak tekrar söylüyorum arkadaşım. Ne yaptım? Şurada hemen bir tane kirişe dikme attım. Bu kirişi ne yaptı? 2 eş parçaya böldüm. Tamamı 10 birimdi. 5'i burada, 5'i burada oldu. O zaman şuraya 3 kaldı. 5 vardı, 3 var. Şurası 4 geldi. Hemen üçgende Pisagor teoremini yapıştırdım. Geldim 3. soruma. 3. sorumda yine yarıçap uzunluğu 13 birim olan O merkezli çemberde BC noktaları bir de A noktası neymiş arkadaşlar? Doğrusalmış. Bu açı 45 derece. Şu uzunluk 5 kök 2. Benden AC'yi istemiş. Şimdi ben ne yapıyorum? Hemen O'dan kirişe dikmemi atıyorum. Dikmeyi attım. Peki şurası 45 derece ise burası da 45 derece oldu mu? Oldu. Peki burası A, burası A, burası ne oluyordu? A karekök 2 oluyordu. O zaman A karekök 2 5 kök 2'ye eşitse gel burada yaz. A karekök 2 5 kök 2'ye eşitse A buradan kaç gelir? Tabii ki 5 gelir. A'yı 5 buldum. Şimdi A'yı 5 bulduktan sonra hemen şurayı sildim. Artık şurayı sildim. Şu 45'le bir silelim ki kafanız karışmasın. Şurası 5 çıktı, burası 5 çıktı. Dikkat etmen gereken yer neresi? Yarıçap uzunluğu bana verilmiş. Oyla beyi birleştirdim. Yarıçap kaçmış? 13'müş. Geldim onu buraya yazdım. Dikkat. Şu üçgeni hemen sarıya boyadım ve burada ne yapıyorum? Bir tane Pisagor teoremi yazıyorum. Ama yazmadan da direkt görüyorum. Çünkü 13 var, 5 var. Şurası ne olacak? Tabii ki 5 12 13 üçgeni gelecek. Dikkat. Şurası senin merkezindi. Bak merkezini gösteriyorum. Merkezden kirişe ne yaptın? Dik attın. Kirişi ne yapıyordu? İki eş parçaya bölüyordu. Burası 12 ise o zaman şu üst taraftaki parçada 12 olacak. Yani x artı 5 dediğin ifade 12'ye eşit gelecek. x buradan kaç gelecek? 7 gelecek. Cevapta Ceyhan şıkkında. Tekrar anlatıyorum. Kirişi hemen diki atıp iki eş parçaya böldüm. Şurası 5'e 5 geldi. 5 kök 2'den dolayı 45 45 90'dan dolayı. Sonra ifade 5 13 12'sini bulduk. Sonra eşitledik. Geldik hemen bir sonraki özelliğimize. Şimdi arkadaşlar bakın. Bizim her zaman en uzun kirişimiz çaptır. En uzun kiriş her zaman çaptır. Ne kadar ya merkezden uzaklaşırsan. Bak ne kadar merkezden uzaklaşırsan. Bu kirişler küçülür. Mesela dikkat et. Şu an bu en uzun. Bu ondan biraz daha küçük. Bu onlardan biraz daha küçük. Anlaştık mı? Yani merkezden uzaklaştıkça çizilen kirişlerin uzunlukları ne oluyormuş? Küçülüyormuş. Şimdi ben hemen bir adım geri geliyorum. O zaman bakıyorum. Burada ne yapmış? OH demiş ki OK'ya OK eşit. Bak bunlar birbirine eşitse, bunlar birbirine eşitse buradaki kirişlerin uzunlukları da eşittir. Peki neden? Şundan dolayı güzel insan. Hemen birleştirdin O ile B'yi. Birleştirdin O ile D'yi. Örnek veriyorum sayı üzerinden gidelim. Burası 5 olsun. Burası 5 olsun. Burası 3. Burası 3 olsun diyelim. Çünkü eşit verilmiş ya. O zaman buraya 4 gelecek. Buraya 4 gelecek. Buraya 4 gelecek. Buraya 4 gelecek. Ne oldu? C de A, B'ye eşit geldi. Sayı vererek görebilirsin. Ama ne yapalım? Biz tabii ki bunların her seferinde sayısına bakmayalım. Şöyle bir sileyim bunları. Bunları ne yapalım? Özellikle olarak bilelim. Özellik ne diyor? Eğer ki şu uzunluk şu uzunluğa eşitse hemen geldim gösterdim. Bu kirişler de birbirine eşittir. Devamında şöyle bir yorum yapabilirim arkadaşım. Zaten yaptım onu. Ne demiştim arkadaşlar? Eğer ki merkeze daha yakınsan her zaman o kiriş daha büyük. Şimdi baktık. OH yani şuradaki uzaklık şuradaki uzaklıktan küçükmüş. Küçükmüş. O zaman AB kirişi CD kirişinden daha büyük olacak. Yani burada bir nevi ters orantı var arkadaşlar. Geçtik şimdi bunları sorularda görelim, iyice pekiştirelim. Şimdi O merkezli çemberde burası buraya dikmiş. Bunlar bana verilmiş. Buradaki AEB yayının uzunluğu bak AEB yayının uzunluğu CFD yayının uzunluğuna neymiş eşitmiş. O zaman bu yaylar eşitse Bunların önündeki kirişler de eşit olmak zorunda. Bu bir kuraldır tamam mı? Bak tekrar söylüyorum. Yaylar eşitse onları kesen kirişler de eşit olmak zorunda. O zaman şuraya geldim x artı 5 yazdım. AB uzunluğu buradan ne geldi güzel insan? Tabii ki 2x artı 10 geldi. Peki buradaki hemen şuraya 3x-1 yazdım. Çünkü dik olduğu için iki eş parçaya bölecek. CD uzunluğu da kaç geldi? 6x eksi 2 geldi. Buradan çıkan sonuç bunlar birbirine eşitmiş. Bu yaylar birbirine eşit olduğu için o zaman 2x artı 10 eşittir 6x eksi 2. Buradan 12 eşittir 4x. x dediğin ifade kaç geldi? 3 geldi. x yerine 3 yazacağım. Hemen 3 yazarsam 9 eksi 1'den benim kd uzunluğum kaç gelecek? Güzel insan 8 gelecek. Şimdi benim dikkatimi şu çekti. Bu zaten senin de dikkatini çekiyor. Eğer ki AB uzunluğu CD uzunluğuna eşitse buradaki şu dikmelerin uzunlukları da birbirine eşit olacaktı. O zaman hemen yazdın 2Y eşittir Y artı 4. Buradan Y kaç geldi? 4. Y 4 ise hemen şuranın kaç olduğunu buldun? 8 olduğunu buldun. Senden çemberin yarıçapı istenmiş. Ne yapıyorsun? O ile D'yi birleştiriyorsun. Burada bir ikiz dik üçgen çıktı. 8, 8 ise şurası da 8 karekök 2'dir. Yarı çapın denizli şıkkındaydı. Geldim hemen bir sonraki sorumuza. Burada O merkezli çemberde yine diklikler bana verilmiş. Şurası OF, CD dikmiş. Onlar da zaten belli. AE uzunluğu X artı 2 birim. Geldim hemen buraya X artı 2 mi yazdım. Yine aynı şekilde... CD uzunluğunun tamamı 3x 8'miş. Yani şuranın tamamı 3x 8. Tamam. Şimdi OE geldim gösteriyorum bak bu OE kimden büyükmüş arkadaşlar? OF'den büyükmüş. Bak. Demek ki şuradaki parça buradaki parçadan neymiş? Küçükmüş. O zaman bu merkeze daha yakındır. Bak bu merkeze yakın. Geldim hemen gösteriyorum. Bu merkeze daha yakın. Şimdi merkeze daha yakınsa otomatikmen çıkan sonuç neydi? CD'nin uzunluğu büyüktür. Tabii ki AB'nin uzunluğu ya da BA yazayım fark etmez. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Hemen şunu yazacağız. 3x 8 büyüktür. Tabii ki ne olacak? 2x artı 4. Burada ne olacak canlarım? Attım bu tarafa. X büyüktür. 12 geldi mi? Geldi. X'in alabileceği en küçük tam sayı değerini sormuş. X'in alabileceği en küçük tam sayı değeri tabii ki 13 Diyarbakır şıkkında arkadaşlar. Geldik hemen 6. sorumuza. O merkezli çemberde OAB noktaları yani şunlar arkadaşlar neymiş? Aynı hat üstündeymiş. Yani doğrusalmış. almış. Şimdi OA'yı bana 4 santim vermiş. AB'yi de 2 santim vermiş. A noktasından geçen en kısa kiriş. Şimdi bir noktadan geçen kiriş sayısına baktığın zaman şöyle şu olabilir, şu olabilir, şöyle olabilir. Anlaştık mı? Ama en kısasını soruyorsa her zaman merkezden gelen kirişe ne olmak zorunda? Tabii ki dik olmak zorunda. O zaman yani çapa dik olmak zorunda. Şunu uzatırsam arkadaşım şöyle bir parça olacak. Bak şu. Yani şurası dik olacak ve her zaman bu çizdiğim yeni kiriş şurası D olsun, şurası C olsun. CD kirişi benim en kısa kirişimdir. A noktasından geçen en kısa kiriş odur. Peki arkadaşlar, burada aslında soruyu bitirdim. Neden bitirdim? Şurada baktığım zaman yarı yarıçap o zaman 6 birim. Ne yapıyorum? Hemen şu hamlemi uyguluyorum. C ile O'yu bir birleştiriyorum. Geldim şuraya yarı çaptan dolayı 6 yazdım. Şuradaki üçgende bir Pisagor teoremi yazarsam ne yaparım? Şuradaki parçanın uzunluğunu A dediğimde A'yı bulmuş olurum. Gelin yapalım. 6'nın karesi 36 eşittir A'nın karesi artı 4'ün karesi. O zaman 20 eşittir buradan A kare ise A dediğin ifade karekök 20 geldi. Burası da 4 çarpı 5 4 dışarı 2 diye çıkarsa o zaman şuradaki parçanın uzunluğu 2 kök 5 geldi. Merkezden kirişe dikindiği zaman 2 eş parçaya bölüyordu. Burada 2 kök 5. O zaman en kısası yine denizli şıkkındaydım. Geldim hemen 7. soruma. Şimdi burada A merkezli çeyrek çember içerisine A, D, e, F dikdörtgeni çiziliyor. Geldim hemen seninle birlikte bir dikdörtgen çizeceğim ve sonra sohbet edeceğim seninle birlikte önemli şeyler çünkü. Bir dikdörtgen çizdim. Sonra ne yaptım arkadaşım? Şu köşegeni çizdim. Sonra geldim bu köşegeni çizdim. Ne biliyorum? Bu köşegenler birbirine eşitti. Aynı zamanda ne yapıyordu arkadaşım? Şunu yapıyordu. Birbirini de tabii ki ortalıyordu. Bu özellikler vardı. Şimdi Burada 11'im verilmiş ama 11'im şu an kullanamıyorum ki. Neden? D ile F'den hiçbir şekilde ekmek yiyemiyorum. Ama ben şunu yaparsam, A ile E'yi birleştirsem, sonuçta bu da dikdörtgenin köşegeni olduğu için burası kaç çıkacak? Burası da 10 gelecek. Aslında sen şu an ne yaptın? A ile E'yi birleştirerek yarıçapı buldun. Yarıçapın 10 o zaman şurası kaç? Şurası 4 ise şuraya kaç kalacak? tabii ki 6 kalacak. Şimdi burası 6, burası 10 şurada bir dik üçgen oluştu. Bak dik üçgeni sana hemen boyuyorum. O zaman şurası ne olacak? Tabii ki 8 olacak. E burası 8 ise bunun karşısı 8. O zaman yarı çapı 10 x dediğin ifadeye de 2 kalır. Cevap cevizli bağda. Şimdi geçtik 8. sorumuza. Hemen sorumuza bakalım. ABC'de dikdörtgen içerisinde D merkezi çemberleri çizilmiştir. KC 7 santimdir. BC 8 santimdir. P bunun üstünde bir hareketli noktaymış arkadaşlar. Her yerde olabilir bu. Buradaki PB en az kaçtır? Şimdi arkadaşlar PB'nin en az olması için durumlara bir bakacağız sizinle birlikte. Birincisi burası 8 ise bunun karşısı da 8'dir arkadaşlar. Burası benim merkezimse bu 8 yarıçap oldu. O zaman burası da 8 geldi mi geldi. Şimdi bunu bulduktan sonra şuna bakar mısın? 8, 8 ve şuranın da tamamı 15, bu P bunun üstünde hareketli bir noktaysa ben ne yapıyorum? Aslında bakıyorum bak şu an ne yapacağım? Buradaki bu uzaklıkları hesaplamaya çalışıyorum bak. Aşağıya doğru geldiği zaman uzaklıklar artıyor. Yine aynı şekilde yukarı doğru çıktığı zaman uzaklıklar artıyor. O zaman ben ne yapacağım? Buradaki doğrusallığı kullanmak isteyeceğim. P burada ne olsun? Şu an tam şurada olsun arkadaşlar. O zaman şuranın 8 olduğunu biliyorum. Dikkat 8 15 ise Buranın tamamı kaç gelecek? 17 gelecek. O zaman şuraya da 9 kalacak. Burada en kısa uzaklık 9 santim gelecek. Bu tip sorularda her zaman biz ne yapıyoruz? Doğrusallığı kullanıyoruz. Her zaman bu doğrusallıktan dolayı en küçük değer kaç geliyormuş arkadaşlar? Tabii ki bu soru için 9 geliyormuş. Geldim 9. soruma. O merkezde çeyrek çemberde şurası 1'miş. Şuradaki yukarıdaki verilere göre çemberin yarıçapı nedir? Ben geldim. Şuraya x dedim arkadaşım. Şuraya da de x dedim. Hemen şurayı bir birleştirdim. O zaman bu çemberin şu an yarı çapı ne oldu? x artı 1 oldu. Geldim şuraya x artı 1 yazdım. Şu üçgende ne yapacağız güzel insanlar? Pisagor teoremi yazacağız. Yazarsak ya da yazmayalım. Yazmayalım bak şöyle yapalım. Ben şuranın zaten x kök 2 olduğunu biliyorum. Çünkü bunun neyi? Kök 2 katı. O zaman x kök 2 eşittir x artı 1. Attın x'i karşıya. x kök 2 eksi x eşittir 1. x parantezinde burası kök 2 eksi 1 eşittir 1. x ne gelecek? 1 bölü tabii ki kök 2 eksi 1 gelecek. Ama faydalı yok. Niye? Buranın eşleniyle çarp diyor. Geldim eşlenikle çarptım. Kök 2 artı 1 ile çarparsam üst tarafı çarptığın zaman kök 2 artı 1. Alt taraf eşlenik olduğu için direkt ne oluyor? Bunun karesinden bunun karesini çıkarıyorsun. Yani 2 eksi 1. O zaman kök 2 artı 1 bölü 1. Bu benim x değerim çıktı. Ben ne yapıyorum? Yarı çap arıyorum. Yarı çap dediğin şey ne? x artı 1'di. O zaman şuna bir de 1 ekleyeceğim. Kök 2 artı 1 artı 1 x artı 1 olur. Yani benim yarı çapım kök 2 artı 2 gelir. Cevap da denizli şıkkında olur. Geldik 10. sorumuza. Şimdi yukarıda verilen top tamam mı? Tamamen su dolu akvaryuma atılıp şekildeki gibi fotoğraf çekiliyor. Fotoğraftaki top dairesel bir bölge belirtmektedir. Tamam. Fotoğrafta topun merkezinin su yüzeyine olan uzaklığı 8 santimdir. Şimdi geldim hemen şurada merkezi kabul ettim. Geldim şurada merkezi kabul ettik. Şurası bizim merkezimiz olsun. Ne demiş? Bak topun merkezinin su yüzeyine uza olan uzaklığı 8 santimmiş. Hemen şurayı çizdim arkadaşım. Şurası 8 santimmiş. Biraz küçük olacak ama kusuruma bakmayın. Sonra fotoğraftaki topun yarıçap uzunluğu da 10'muş. Geldim hemen O ile A'yı birleştirdim. Şurası da benim yarı çapım oldu. 10 oldu. ve burası 8, burası 10 ise şurası 6 geldi. Burası aslında senin için nedir? Bir kiriştir. Bu 6 ise burada 6 olmak zorunda. E A bnin uzunluğu da 6 artı 6'dan cevabın Bursa'da güzel insanlar. Geçtik 11. ve bizim son sorumuza hemen sorumuza bakalım. Bir pergenin uçları arasındaki uzaklık değiştirilmeden sivri ucu EF doğru parçasının sırasıyla E ve F noktasına konularak şekildeki yaylar çizilmiş. Sonra iki köşesi yaylar üzerindeki ve bir kenarda EF üzerinde bulunan ABCD karesi yukarıdaki gibi çizilmiş. AE 2 birim olduğuna göre EF'yi bana sormuşlar. Şimdi arkadaşlar bakın ben şunu biliyorum. Sonuçta buradaki pergeller ne yapmış? Uzunluğu değiştirilmeden çizilmeler yapılmış. O zaman mesela F ile B'yi birleştirsen yarıçap olur. F ile E'yi birleştirsen yarı çap olur. F ile D'yi birleştirsen yarı çap olur. Bunlar hep yarı çap olur. Anlaştık mı? Ya da geldin aynı mantıkla bak. E ile C'yi birleştirsen yarı çap. E ile F'yi birleştirsen yarı çap. E ile P'yi birleştirsen yarı çap. Bunların hepsi yarı çap olur. Bunlarda sıkıntı yok. Şimdi burada sonuçta sen bunun içine bir kare yerleştiriyorsun. Bu kare otomatikmen ne yapmak zorunda? Şuraları ortalamak zorunda. Yani bu uzunluk bu uzunluğa eşit olmak zorunda. Neden? Geldim bakıyorum. Karede ne vardı? Tabii ki şuradan aşağı indiğin zaman simetri merkezli özelliği vardı. Geldin hemen şuralar eşit dedin. Yine aynı şekilde buralar eşit dedin. O zaman burası ayna görevi görüyorsa bak şurası ayna görevi görüyorsa bu uzunluk bu uzunluğa eşit olacak. E zaten bunlar ortalamıştık. O zaman mecburen bu uzunluk da buraya eşit gelecek. Şimdi geri alalım arkadaşlar yazdıklarımızı ve sonra sorunun çözümüne başlayalım. Burada dikkatimi şu çekti. Bu uzunluk 2 birim verilmişse o zaman bu uzunluk da 2 birimdir. Geldim buraya x yazdım. Geldim buraya x yazdım. Dikkat. Bak şimdi ne yapıyorsun? Hemen e ile c'yi bir birleştiriyorsun. E ile c'yi birleştirince ne yaptın? Yarı çapı buldun. Peki ben yarı çapı 2, 2, x'i toplayarak x artı 4 olduğunu görmedim mi? Evet gördüm. Şu an ne oldu? Burada bir tane üçgen oluştu. Hemen o üçgeni seninle birlikte buraya çiziyorum. Bir kenarı bak. Bir kenarı kaç? X artı 2. Hemen geldim yazdım. Diğer kenar ne? X. Geldim yazdım. Diğer hipotenüsü ne? O da X artı 4. Şimdi burası acaba 2, 4 fazlasıysa 6, 8, 10 ama gelin yazalım Pisagor teoremini. X artı 4'ün karesi eşittir. X'in karesi artı X artı 2'nin karesi. Burası normalde şura 6, şurası 8, şurası da 10 direkt geliyor ama ne yapalım göremedik diyelim. Hemen bunu yazacağız. Burayı açarsanız x'in zaten 6 geldiğini göreceksiniz. Bizden neyi istemiş arkadaşlar? EF uzaklığını istemiş. Yani yarı çapı istemiş. O zaman 10 da cevap geldi. Erzurum şıkkındaydı. Hemen sahnemizi çevirdik. Bir sonraki konu anlatım kısmında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz.